Evet, iyi akşamlar. Önce bir oyun üzerinden gidelim. Bugün rakibe planladığımız baskıyı aslında ilk 15-20 dakika fırsatlar bularak da, hani doğru baskılar yaparak da fırsata çevirme şansı oluşmuştu. Ama bunu değerlendiremedik. Sonrasında da yediğimiz gol, sonrasında attığımız gol, ilk 20 dakikadan sonra aslında daha devreye girmeyi bekliyorduk. Sonrasında top ayağımızdaki topu havaya attık. Top bir dakika rakiple dolaştı. Kenar ortayla ikinci golü yedik. Baskıları yaptığımızda oyun kurma organizasyonlarında aslında hatalar yaptık. Çok her zaman doğru kullandığımız şeylerde bir türlü pasın şiddetini, pasın kalitesini, hareketsizlik, hareket etmeyen, sırtı dönük, devamlı ağır 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 oynayan bir durumumuz oluşmaya başladı her dakika gittikçe. Rakip ikinci yarı itibariyle o da 10 kişi kaldı. 10-10. Biz oyunu daha iyi force etmemiz lazım. Daha fazla hareketli oynamamız lazım. Pasın şiddetini, pasın kalitesini daha iyi ayarlamamız, domine etmemiz lazım aslında. Bugün itibariyle 4 gün önce çok yüksek enerjide oynayan bir takım 4 gün sonra tam tersi. Hani siyahla beyaz gibi bu şekilde olması aslında bize hiç yakışmadı. Şık olmadı ve bunu sorgulayacağım. 4 gün önce maçı kazandıktan sonra aslında rotasyon yapayım mı, yapmayayım mı? 4 gün var, oyuncuların verilerine baktık. Hatta yapmayı düşünüyordum ama sonrasından vazgeçip kazanan takımla bu yüksek enerjide devam etmek istedik. Aslında belki de yapmak gerekiyordu. Bugün itibariyle baktığımda, bugün çıkan tablo bu. Bu oyun, hareketsizlik, pasın kalitesi, pasın şiddeti, tepki vermemek, mücadele etmemek. Benim çok alışık olmadığım ve Trabzonspor'un alışık olmadığı bir durum. Bu hiç şık olmadı. Bunu dedim sorgulayacağım. Rakiple ilgili tebrik ediyorum. Yani maçını kazandı. Ama biz hem performans olarak hem biraz evvel anlattığım oyun olarak bu kadar bunun oyunun dışında kalamayız. Geçen hafta Türkiye'nin gündemini değiştir. Her şeyi ver. Yarışın içine tekrar gir. Zaten içindeydik ama tekrar gir. Bugün itibariyle bu kadar kolay teslim olamayız. Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz. Ben de olmam. Buna bakacağız. Bir 22 senesinde birçok kupa ve başarı yakalamış bir takım kapanışı, yılbaşı kapanışını bu şekilde yapmaması gerekiyordu. Onun için özür diliyoruz taraftarımıza. Buraya gelenlerden de. 23 önümüzdeki hafta itibariyle tekrar devam edecek. Aslında çok şeyim. Yani mutsuzum. İyi bir yeni sezon girişi olmadı. Bundan ne çıkaracağız? Olumlu veya olumsuz ona bakacağız. Rakibi tebrik ediyoruz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Evet. Soru var mı? Buyurun. Teşekkür ederim. Hocam geçmiş olsun. Anadolu Ajansı Sinir Sever. Tabii ki Edin'in durumunu sormak istiyoruz. Durumu nedir? Ağır evet. Sakatlığı vardı. Yeni dönmüş ama yine sakatlığı vardı. Evet. Evet. Şık Edin köprücük kemiğinde doktordan şimdi aldığım bilgiye göre kırık var gene. O kolundaydı. Şimdi köprücük kemiğinde. Bir evvelki kolundaydı. Operasyon olup olmayacağı yarın daha net belli olacak. Bazen oyuncuyu kaybediyorsun ona çok üzülüyorsun. Ama bu şekilde maçı kaybetmek de genel olarak zihinsel olarak da beni çok yordu. Eline geçmiş olsun diyoruz. Arkanızda mikrofon geliyor. İki takımın oynadığı oyundan ve sonuçtan bağımsız olarak soruyorum. Yani şu mevsimde, şu saatte şöyle namüsane şartlarda bir stadyumda şu maçın oynaması sizce normal mi? Sonuç etki ben ettiğini düşünüyorum. Ben o tarafından bakmıyorum. Yani tribünde yani tribünde siz herhalde dondu. Sahada futbolcular istediğini yapamadı. Yani şu hem de şu saatte şu mevsimde normal mi sizce yani şu maç? Ben öyle bakmıyorum. Yani burada şartlar buysa yani bugün aslında ligin genel tarafında bu benim bakacağım bakış açısı değil. Değişik statlarda oynuyor Karagümrük bugün itibariyle baktığında. Bazen İstanbulspor değişik statlarda oynuyor. Bu doğru mu değil mi onu bilmiyorum yani. Ama bugün itibariyle geldiğimizde düzgün bir zemin var. Stat var. Ben bir hafta evvel çok önemli bir maç kazanmışım. Buna biraz daha odaklanma, biraz daha hız, biraz daha duygu, biraz daha içgüdü. Bunları biz koyamadık. Ben o tarafından bakıyorum. O tarafı. Zemin ve ayakkabılardan kaynaklanan bir problem oldu mu? İki golü kaydık. İki defa kaydık. İki gol dedik. Ayakkabıları ona göre giyeceksin. Ona göre giyecekler ayakkabılar o zaman. Önden ısınmaya çıkılıyor. Her şey kontrol ediliyor. Bir oyuncuda 7-8 tane ayakkabı var en az. Ona göre kontrol edeceksin. Ona göre ayakta kalacaksın. Eğer kayıyorlarsa. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Radyo Spor, Ajans Spor, Nazım Türknaz. Hocam geçen hafta gerçekten size söylemiştiniz. Ligin gündemi değiştirmiştiniz ve bu haftaki maçta ise kazanan kadrodan bir değişiklik var. Hüseyin Türkmen ve Larsson'la evet. Alakalı. Bu konuyla alakalı bir düşünceniz var mıdır? Biraz evvel söylediğim gibi yani Hüseyin Türkmen üzerinden mi yoksa bir genel şeyle ilgili mi? Hüseyin Türkmen şöyle, bizde şu anda biliyorsun Bruno önümüzdeki transfer açıldığında bizimle beraber olabiliyor. O arada şu anda Larsen de devre arası itibariyle az maç oynamıştı. Dünya Şampiyonası'na gitmişti. Hüseyin Türkmen de hazırlık maçları oynamıştı. İkisinde değişimli olarak hem maç ritmini yakalaması açısından oynatıyoruz. Rotasyon olarak bakacaksan düşündüm. Yani 4 gün aradan sonra kazanan takımı bozup 2-3 tane oyuncu değişikliğini de düşünmek istemiştim. Bazen fiziksel toplamalar olur ama zihinsel olarak çok odaklandınsan 3 gün sonra belki toparlanamayabilirsin. Sonrasında da oyuncuların enerjisi yüksek, bu şekilde devam edelim dedik. Bu da belki bir ders. Belki değiştirsek de karşılığını alamayacaktık, onu da bilemiyorum. Onun için bugün hiçbir şekilde yakışmadı ve şık olmadı bizim adımıza. Evet, başka soru var mı? Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi seneler diliyorum.